Gaziantep Geliştirme Vakfı'nda, GAGEV'de toplantımızı yaptık. Malumunuz son 35-40 gündür ülkemizin birçok bölgesinde çeşitli afetlerle karşı karşıyayız. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şu an itibariyle özellikle Karadeniz'de selden dolayı Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da olağanüstü hasarlar meydana geldi. AFAD'ın son verdiği rakamlara göre 7000 kişi alanda çalışıyor. 1000'den fazla iş makinası var. Devlet her köşede, her alanda 20'nin üzerinde helikopter var. Askeriyle, AFAD'ıyla, yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bu mücadeleyi yapıyor. Fakat vatandaşlarımızdan da sık sık bu bölgedeki alanlara yardım yapılmayla ilgili talepler geliyor. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yayınladığı karar vardı resmi gazetede. AFAD yetkili ilan edildi ve AFAD yardım yapmak isteyen, ki biz millet olarak en zor günde her şeyimizi paylaşan bir milletiz. AFAD'ın koordinasyonunda bunlar yapılacak. Gaziantep'te de aynı veya nakdi yardım yapmak isteyenlerle ilgili sizlerin aracılığıyla bir duyuru yapmak istiyoruz. Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD'ın yayınlanan hesaplarına yardım yapabilecekler. Yine SMS olarak 1866'ya sel yazarak, yangın yazarak SMS ile 10'ar lira katkıda bulunabilecekler. Ayrıca biz sanayi kentliyiz. Sanayide de çok sayıda üretilen ürünlerimiz var. Sanayicimizden, hayırseverimizden aynı yardımları da AFAD İl Müdürlüğümüz alacak. Bunlara da hangi ilde ihtiyaç varsa o ildeki AFAD'lara gönderecek. Belediyelerimizin çok önemli katkıları var. Onlara zaten söz verdiğimizde söyleyecekler. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ama bu afeti devlet yapacaklarını yapıyor. Ama milletin de millete sahip çıkması lazım. Allah muhafaza. Bir saat sonra, bir gün sonra neyle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir ortamda olanı olabildiğince paylaşacağız. Ben sizlere de bu kampanyaya vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. KAGEV'in her bilgisine de ayrıca teşekkür ederim. Özellikle şehrimizin iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hızlı hareket etmesini sağlıyor ve birlikte rahmet var. Birlikten kuvvet var anlayışıyla çok hızlı bir araya geliyoruz. Biraz önce başkanlarımın ifade ettiği gibi dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel ısınma, iklim değişikliğinden kaynaklı her gün dünyanın başka bir noktasında başka bir felaketle karşı karşıya kalınıyor. Biz felaketlerin hem öncesinde, hem sırasında, hem sonrasında büyük millet olmanın getirdiği kader bildiğini dünyaya örnek olarak gösterecek şekilde çalışıyoruz. Çünkü bizim iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma gibi büyük millet olmanın büyük bir bakışı var, büyük bir anlayışı var. Biraz önce Rıdvan Başkanımız söylediği gibi de komşusu açken tok yatan bizden değildir diye, denemek alan elden üstündür diye bir medeniyetten geliyoruz. Biz de içeride yaptığımız istişarelerle, biliyorsunuz geçen hafta biz özellikle küçük esnafımızın milyonlarca İstanbul'a geldiği zaman Gaziantep'le birlikte şehir ekonomisini güçlendirme anlayışıyla yaptığımız bir çalışma vardı. Ama bugün gelinen noktada hem son yaşanan sel felaketiyle birlikte Gaziantep'in devrilmesinin Gaziantep'e de harcanacak bütün nakli desteği sel bölgesine, yangın bölgesine gönderilmesi kararını aldık. Gaziantep Büyükşehir olarak biz zaten meclisimizden de afet bölgelerine destek alma kararı almıştık. Gaziantep'te harcadığımız kaynağı da sel bölgesine göndereceğiz. Rabbim de şifasını göndermesini diliyoruz. Bu afetlerin bir an önce durmasını diliyoruz. Sağlık ve afiyet diliyoruz ve bütün halkımıza da geçmiş olsun dilerimizde ileteceğiz. Önce halkımız bölgesinde, sonra da Karadeniz bölgesindeki yangın ve sel afetleri karşı karşıya geldi. Hayatını kaybeden
vatandaşlarımızın ve Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara bağış bağışlar diliyorum. Kayıplarımız var. Bunların inşallah güvence bulmasını rahmet diliyorum. Gerek yangın bölgesindeki yangınları biz de kapatmak talebiyle gerek Malabar'daki yangında, Osmaniye'nin 4 yılında yangında arzu desteği verdik. Şimdi de set felaketinden dolayı oradan gelen talep doğrusunda 3 gün önce 2 tırsı gönderdik. Yine iş makinesi talebi geldi. 2 tane damperi kamyonumuzu ve şartlı tüketimizi oraya gönderdik. Kamyonlarla birlikte yine bir daha fazlası, yedi, diyecek ürünleri, çizme, benzer ürünleri gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vakit yardım gelmesinden sonra, itibariyle Şahin Ülkemiz olarak 10 milyonunda vakit yardım destekleyelim. Rahatını inşallah yaralarını acilen sayılmasını diliyorum. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Tüm insanlarla geçmiş olsun dileklerimi de etmek istiyorum. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın her noktasında bu tür afetlerle karşı karşıyayız. Kendi ülkemizde yokken de başka ülkelere yardım eden bir anlayışla hareket eden inancın sahipleriyiz. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bu noktadan ben tüm hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesini hasreten rica ediyorum. Şehit Kamil Belediyesi olarak da meclis toplantımızdaki alacağımız kararla nakdi yardımı belirleyeceğiz. Aynı yardımla ilgili zaten Gıda Bankamızdan desteklerimizi devam ettiriyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun, tüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa sürede de kayıplarımızın bulunmasını temenni ediyorum. Sayın Valim'in açıkladığı gibi bu bir felaket. Bu felaketlerin bir an önce son bulmasını da Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Biz de elimizden gelen geldiği kadarıyla bundan önceki yaptığımız yardımcı ihtiyacı yapacağız. O zaman birlik olma zaman. Ülkenin şu anda tek bir grup olmaya çok büyük ihtiyaç var. Hiçbirimizin hiçbir ayrım yapmadan hiçbir şekilde hakkı düşünmeden hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Sizlerden, bütün Gaziantep halkından, sanayicilerimizden her zaman nasıl bir ülkeye sahip çıktılarsa yine ülkelerine sahip çıkıp üzerlerinden düşen yapmalarını arzu ediyoruz.